bir yurt dışı çılgınlığı söz konusuymuş. Yapılan araştırmaya göre yurt dışından alışveriş rakamı bir önceki yıla göre %135 artmış. Neden diyeceksiniz? Neredeyse aynı ürünün fiyatı burada Türkiye'de böyleyken Niye acaba? Yoksa burada iki katına çıktığı için yurt dışından sipariş veriliyor. Pahalı mıyız biz yani? Öyle diyorlar. Bakalım bir inceleyelim isteği. Yurt dışından alışveriş yapıyorum. Belli markalar, dünya ünlü markalar daha uyguna yurt dışından alınabiliyor. Yurt dışından online sipariş veriyorlar. Aynı marka ürünü daha ucuza getiriyorlar. Örnek bir ayakkabı vereyim. 10-12 bin bandında ama yurt dışında 6-7 bin bandında alıyorsunuz. Pandemiyle beraber hayatımızın merkezine oturan online satış sistemi artık rotasını yurt dışına çevirmiş durumda. Öyle ki bankalar arası kart merkezinin 2023 verilerine göre kredi kartıyla yurt dışından online alışverişler bir önceki yıla göre %135 artış gösterdi. Önceki yıl 48.8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar lirayı gördü. En çok rağbet edilen ürünlerse genelde küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar oldu. Yurt dışından yapılan alışveriş özellikle bilinen marka ürünlerde artış gösterdi. Ortalama mesela şöyle deri bir ürün 2000 lira 2500 lira civarındayken deri bir ürün mesela internet sitesi yurt dışında bu ürün %30-40 daha ucuz olabiliyor. Ben de şu an burada 6 bin liraya aldığım bir montu sitesinde yani yurt dışındaki sitesinde 3 bin liraya alabiliyorum. Yarı yarıya fark edebiliyor. Peki yurt dışındaki bir ürün Türkiye'ye geldiğinde neden daha fazla pahalı? Öncelikle gümrük vergisi var. Türkiye'ye girdiğinde bir gümrük vergisi uygulanıyor. Ardından KDV ekleniyor. En sonunda da kar eklenmiş oluyor. Hal böyle olunca aradaki makas da açılıyor. Kısa sürede gelmediği için ben de pek şey yapmıyorum. Bir ay iki ay bekliyorsunuz. Artı kargo ücreti anlamında da insanlara opsiyon sağlıyorlar. Bir de bedenlerde sıkıntı olabiliyor. Çünkü oranın bedeni Türkiye'ye göre biraz farklı. Ya iade de çok zor oluyor. Garanti yok. Yurt dışından uygunu alınabilecek ürünlerde düşük vergi uygulaması 1500 dolar ile sınırlı. O rakama kadar yapılan alışverişler sadece %18 ila 20 arasında vergilendiriliyor. Ama üzerine çıktığında iş ticarete dönüyor ve vergi artıyor. Yani gördüğün gibi tercih eden de var, cesaret edemeyen de var. Biraz biliyor olmak lazım ya da en azından daha garanti ürünleri belki de sipariş ediyorlar. Ama internete baktığın zaman bayağı bildik yerlerden bildik garantili bir şekilde evet. Siz yeter ki paranızı ödeyin biz getirelim 2-3 günde falan diye bir onlar durum da var. Ama yani bu vergi durumu tabii ki ister istemez doğacak ve yani aynı doğuyor şey da şeyi hatırla yukarı. Vatandaş Gürcistan'a şuraya buraya gitmiyor muydu? Telefon Türkiye'de bambaşka fiyata satılırken daha aşağı yukarı herhalde aynı. Hani tamam belli bir kısıtlaması var da tabii. Diyorsun ki gümrük vergisi diyorsun. Ondan sonra yok ulaşım masrafı var diyorsun. Var. Ardından yok işte kar konuyor vesaire vesaire. Ona rağmen hala bizim memleketteki ürün tercih edilmiyorsa bir oturup düşünmek lazım. Belki kısıtlamalara gidilebilir. Evet. Özellikle bu hadise bu kadar madem geldi. Hani evet, ama bir taraftan da şuna bak. Mesela şu arkadaş çizmeyi alıyor oradan değil mi? Emin ol %90 Türkiye'den yapılıyor. Tabii net. Ama net de oraya gidiyor. Evet. Sonra biz daha ucuza yani alıyoruz. Mesela burnumuzun dibinde bir imalathanede yapılan bir elbiseyi ya da ne bileyim elektronik her neyse gidiyor. Geri istiyoruz oradan ve daha ucuza alabiliyorsak bir durup düşünmek lazım niye acaba diye. Evet işte o yani marka denen şey üzerine gelen etiketler birçok şey fark ettiriyor. Yani ha, marka eyvallah sorun, da. Yani deneyebilirsin çünkü online alışveriş pandemide zaten çok çok fazla gelişti. Ve insanlar buna biraz daha aşina kolay oldular. İade yazmışlar. Ha, kolay iade. İade kısmı beni bir tek düşündürür. Uçak burada. Var. Yani burada en azından bir günde iaden gidiyor ya da değişikliği yapabiliyorsun. Ben çok tercih ederim etmem. Ama işte edenler evet. Çoğalmış çünkü bak 115 milyar liraya çıkmış. Evet. Ötesi var mı? İki katı yani. Oldukça yüksek. Çok yüksek. Evet. Yani hani tamam marka falan filan diyoruz da buradaki niye o kadar pahalı? Evet. Ona da bakmak lazım.